Son dakika, Büyükşen cinayetinde yasak aşk iddiası kelepçelenerek götürüldü. Gelen bir son dakika haberine göre, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Metin Necla Büyükşen çifti cinayeti Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen'in evlerinde pompalı tüfekle öldürüldüğü olayla ilgili yeniden başlatılan soruşturmada çiftin adresi karıştıran kiralık katil tarafından yanlışla vuruldukları ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve ifadelerinde cinayeti azmettirdiklerini itiraf eden Abdullah B. ve Esra T. ise adliyeye sevk edildi, katillerin ise arandığı öğrenildi. Müge Anlı'nın programında gündeme gelen Metin ve Necla Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. 3 yıl önce evlerinde pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısı 25'e çıktı. Büyükşen çiftinin saldırıdan kurtulan ve gözaltına alınan kızları Büşra Büyükşen ve beraberindeki iki kadın şüpheli, 24 saat gözaltı süresi esası nedeniyle bugün yeniden sağlık kontrolünden geçirildi. Olay, 3 Eylül 2018'de saat 22 sıralarında, İsmil mahallesindeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Saldırgan çiftin kızları Büşra Büyükşen'in iddiasına göre Büyükşen'e de tüfeğin dipçiğiyle vurdu. Büşra Büyükşen, komşularının otomobiline binip jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri Necla Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Jasat özel ekip kurdu. Jandarmanın yaklaşık 3 yıldır yürüttüğü çalışmalarda katil zanlısına ulaşılamadı. Çiftin çocuk doktoru oğlu Osman Büyükşen ise cinayetin aydınlatılabilmesi için sosyal medyada ve Müge Anlı'nın programlarına katılıp anne ve babasının katilini aramaya başladı. Osman Büyükşen'in girişimlerinin ardından Jandarma Genel Komutanlığı'nın talimatıyla Konya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, JASAT, bünyesinde kurulan özel ekip, cinayeti çözmek için çalışma başlattı. Jandarmanın özel ekibi, İsmil Mahallesi'ndeki birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çiftin kızları Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen, babası Muammer Büyük Dorucan ve Mehmet Ali Dayanır'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, saldırganların adresi karıştırması sonucu Büyükşen çiftinin öldürüldüğü yönünde bilgilere ulaşıldı. Bu iddia kapsamında gözaltında bulunan 25 şüpheli arasında bulunan Abdullah B. ve Esra T.'nin yapılan sorgulamada suçunu itiraf ettikleri öğrenildi. Abdullah B. ve Esra T.'nin azmettirdiği kişilerin Büyükşen çiftinin komşusu yerine yanlış adrese gittikleri belirlendi. İfadelerin ardından cinayeti azmettirdiği öne sürülen Abdullah B. ve Esra T. saat 23 sıralarında adliyeye sevk edildi. Katil veya katillerin ise arandığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin olay günü, öncesi ve sonrasına ait HTS kayıtları ve WhatsApp görüşme dökümleri ile adreslerde ele geçirilen tüfekler incelendi. Yapılan çok yönlü sorgulamanın ardından bugün bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 25'e yükseldi. Büşra Büyükşen ve beraberindeki iki kadın şüpheli ise 24 saat gözaltı süresi esası nedeniyle bugün yeniden sağlık kontrolünden geçirildi. Sabahta yer alan habere göre, Türkiye'yi sarsan cinayette yeni iddialar kafaları karıştır. Gelin Betül Büyükşen ile kuzeni arasındaki yasak aşk iddiası herkesi şoke etti. Yaşanan cinayetin ardından dün Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen, eşi Betül Büyükşen'in komşuları ve aynı zamanda kuzeni olan Mehmet Ali Dayanır arasındaki yasak ilişki iddiasıydı. Olayla ilgili yeni gelişmeyi Müge Anlı Instagram hesabından paylaştı. Anlı'nın paylaştığı görüntülerde,
Büyükşen çiftinin gelinleri Betül Büyükşen'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen kuzeni Mehmet Ali Dayanır'ın kelepçelenerek götürüldüğü görüldü. Sağlık kontrolüne götürülen Mehmet Ali Dayanır'ın mahkemeye çıkması beklenirken herhangi bir itirafın gelip gelmediği öğrenilemedi. Necla Metin Büyükşen olayının geçmişi. İddiaya göre, 3 Eylül 2018 tarihinde başına kar maskesi geçiren kişi Metin Büyükşen'e ait eve, kapısı açık olduğu sırada girdi. Kimliği belirsiz saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen'e elindeki pompalı tüfekle ateş etti. Necla Büyükşen'e de ateş eden saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra'yı yaralayarak kaçtı. Başına aldığı darbeyle yaralanan Büşra Büyükşen, olay sonrası komşulardan yardım istedi. Komşularının otomobiline binen Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Yaralı Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Olaydan sonra alınan swab örnekleri, cinayet anının tek tanığı olan Büşra Büyükşen'in canlı yayında verdiği çelişkili ifadeler, görgü tanıklarının beyanları ve diğer birincil muhatapların tatmin etmeyen eksik anlatımları. Kısacası Metin ile Necla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar her defasında oğlu ve gelini ile yaşadığı mehir tartışmasını işaret ediyor. Yapılan araştırmaların ardından Betül Büyükşen ile Metin Büyükşen'in yaptığı telefon konuşmasından ses kayıtları Müge Anlı'nın programında dinletildi. Konuşmada, mehir kavgasını çözmek isteyen baba gelinine mehir yerine bir araba, 25 bin Türk lirası para teklif ediyor. Ancak Betül mehirin hepsini istiyor ve anlaşamıyor.